sıcak ağırlıklı ve odaklı ya da işte hani vardır ya ince kas, kaba kas, motor becerilerini geliştirmeye yönelik oyunlardan ziyade birazcık böyle doğaçlama, işte mimiklerle, vücut hareketleriyle yapılan oyunları oynamayı seviyoruz. Evde çok güzel oynuyoruz, dışarıda da çok güzel vakit geçiriyoruz. Rüzgar dışarıda olmayı, özellikle parkta olmayı çok seviyor. Parka gittiğimiz zaman zaten yapacak çok şey var. Birlikte kaydıraktan da kayıyoruz, pasrevalliye biniyoruz. Salıncağı sevmiyor çünkü kendisinin yapacağı bir şey yok salıncakta. O daha çok kendisinin aktif olduğu, etken olduğu oyunları tercih ediyor. Neredeyse büyüklerin de oynadığı bütün her yerde gezebiliyor. Bu aralar barfiks çekmeye merak sardı. Kısacası yapılan her şeyi biz oyuna çevirebiliyoruz. Dolayısıyla Rüzgar'la oyun konusunda iletişimin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Siz de eğer kendi çocuğunuzla iletişiminizi bir tık öteye götürmeyi düşünüyorsanız oyuna biraz daha ağırlık verebilirsiniz. Bu konuda yaratıcı olmak tamamen kendinizi serbest bırakmayla ilgili. Kendinizi bırakın, içinizden nasıl geliyorsa, kendi çocukluğunuzu düşünün, nelerden hoşlanırdınız, neler yapmaktan hoşlanırdınız. Bunları düşünürseniz eğer hem bebeğinizle iletişiminiz daha iyi olur, hem de aslında oyunu oynarken siz de çok eğlenmiş olursunuz. Sürekli konuşarak bebekliğinde ona işte hayvanların olduğu resim kartları vardı. Onları gösterip onlarla konuşarak oynatıyordum. Kitapları var. Kitaplarını okurken masallar uyduruyorsunuz. Onları dinliyor. Şimdi yeni yeni yakalamaca falan oynamaya başladık. Parka götürüyoruz. Parkta oynuyoruz. Mümkün olduğu kadar oyun oynamaya çalışıyorum.